Size 1950'li yıllardan hitap etmek istiyorum. Yani günümüzden 70 yıl evvelde buralarda hayat vardı. Tam olarak bulunduğum yerde. Televizyonun sol tarafında görülen o orta kalınlıktaki ağaç bugün bayağı kalınlaşmış. 70 yıl ağaca iyi gelmiş. Ağaç için daha nice güzel 70'li yıllar diyelim. Sağ salim hayatta kalır inşallah. Burada beyaz pardesülü bir kadın var. Onun hemen yanında şurada koyu renkli pardesülü bir kadın var. Ve tam olarak fotoğrafın objektifine doğru bakıyorlar. Poz veriyorlar. Yalnızca bunlar değil. Şurada bir yerde bir çocuk var. 6'lı 7'li yaşlarda. Muhtemelen bugün eğer yaşıyorsa o teyzeye, fotoğraftaki çocuk olan bugünkü teyzeye selam olsun. Bugün 76-77 yaşlarında olsa gerek diye düşünüyorum. Tam olarak size bakıyor burada. Buralarda gelip geçenler var. Yer Arnavut kaldırımına yakın bakımsız bir yer. Peki ne görünüyor fotoğrafta? Fotoğrafın sol tarafında Ahmet Pir Edirnevi Hazretleri'nin türbesi, onun üzerinde ise iki medreseli külliyeler arasında nadir bir yer olan Mimar Sinan tarafından yapılmış Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin kapıcılarından, Sultan II. Selim döneminin vezirlerinden ve paşalarından olan, aynı zamanda Sultan II. Selim'in damadı olan ama halk tarafından sevilmeyen Zal Mahmud Paşa Camii'nin üst kısımları görünüyor. İki tane medresesi bulunan ender yapılardan biri olan bu camiyi ve külliyeyi yapan Zal Mahmud Paşa'yı halk niye sevmiyor ki? Cevap çok basit. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Mahidevran'dan olma, en büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın katledilmesinde, öldürülmesinde baş rollerde olduğu için 7 tane cellatla boğuşurken arkadan sarılıp yere yatırdığı için Farsça Zal yani pehlivan lakabını alan Mahmud Paşa sevilmez. Halk Mustafa Paşa'yı sever. Halk Şehzade Mustafa'yı sever ama Zal Mahmud'u sevmezler. Onun yaptırdığı bugün tam olarak buradan görülmektedir. O kötü bir andır Osmanlı Devleti için. Sevgili dostlar, bakımsız bir yol, hayat akıp gidiyor. 70 yıl evveline ait bu fotoğrafta başka bir şey daha var. Göze, gönle, ruha hitap eden. Şimdi bakın, biz neredeyiz? Kendi etrafımızda bir daire dönersek bakın dostlar. Cadde, sokaklar, insanlar, yürüyen, sağa sola gelen İnsanlar akıp gidiyor. 70 yıl evvel de burada insanlar vardı. Bugün de insanlar var. Bir farkla. 70 yıl evvel bu sokaktan, Feshane sokağından. Neden Feshane? II. Mahmud'un yaptırmış olduğu Feshane binası şurada olduğu için buraya Feshane Caddesi sokağı demişler. 70 yıl evvel bu sokakta dik ayakları üzerinde yürüyen insanlar 70 yıl sonra yatay biçiminde sokağın sağında ve solunda bulunmaktadırlar. Siz de hazır yeri gelmişken batıda ve doğuda ölümün ne olduğu hakkında bir şeyler anlatayım mı? Doğu dünyası ile Batı dünyası sosyolojik anlamda elmanın iki yarısı gibi görünüyorsa da birinin ak dediğine diğeri kara der. Batı dünyasında ölüm hatırlanılmaması gereken, hatırlanıldığında yüzü ekşiten, dünyada ve hayatta yeri olmayan çirkin bir kavramdır. Hayatın en kötü anlarından biridir. Batı dünyasında biri öldüğünde ona takım elbise giydirirler, bir tabutun içine koyarlar. Ardından şehrin dışında olan, şehre ait bir yer olmayan bir mezarlığa
kargaların ve baykuşların arkada motif olarak bir ses figürü olarak öttüğü bir yere koyarlar. İnsanlar siyah arabalarına biner, siyah takım elbiselerini giyer, siyah gözlükler takar ve hep beraber şehir dışındaki mezarlığa giderler. Ondan sonra orada o ölü hakkında herkes konuşur. Şöyle iyi adamdın, böyle iyi adamdın. Ardından gözyaşları dökerler. Siyah gözlüklerinin, siyah camlarının altından beyaz mendillerle gözyaşlarını silerler, defnederler. Sonra tekrar herkes kendilerini hayata kazandıran siyah arabalarına binerler ve hayata ve şehrin tam göbeğine giderler. Avrupa'da, Batı dünyasında, Batı felsefesinde ölüm hatırlanılmaması gereken bir figürdür. Ölüm, Hollywood film sektöründe bir gerilim, bir zombi, bir vampir, bir yaratık figürüdür. Eğer filmin bir yerinde mezarlık sahnesi varsa, muhtemelen az sonra biri ölecek ya da toprağın altından bir yaratık el çıkartacaktır. Zira Hollywood sektöründe ve Batı dünyasında ölüm kötü bir şeydir. Şimdi gelelim mi bu tarafa? Gelelim mi bizim dünyamıza, İslam dünyasına, Doğu dünyasına? Bizde ölüm, bakın burada olduğu gibi, bizde ölüm unutulmaması gereken bir figürdür. Hayatın ta ortasında, hayatın en gerçek anıdır. Hadis-i şerif olduğu söylenir. Mütü kable ente mütü, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölüm duygusunu tadınız. Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifi var. O hadis-i şerifte Allah Resulü der ki, bol miktarda mezarlık ziyareti yapın. Neden? Tamam ben yapayım ama neden yapayım? Bu sorunun cevabını hadisin devamı cevaplar. Der ki, o size, mezarlıklar size ölümü hatırlatır. Gönlünüzdeki dünya sevgisini söker atar. Zira bu hayatın en gerçeği, bu hayatın en duru gerçeği ölümdür. Hazreti Ömer halife olduğunda kendi maaşından parasını vermek kaydıyla bir görevli tutmuş. Bu görevli sabah namazından yatsı namazına kadar günde 5 defa Hazreti Ömer'in karşısına geçer. Ölüm de var ya Ömer dermiş. Bir gün Hazreti Ömer demiş ki, 40'lı yaşlardan sonra benim gibi, yani ben şu an 46 yaşındayım. Benim yaşlarımda demiş ki, artık deme. Artık bana ölümü hatırlatma. Zira sakallarım hatırlatıyor. Sakallarıma ak düştü. Ak düşen sakal ölümü hatırlatır demiş. Tıpkı şu an benim sakallarımda olduğu gibi. Ölüm de var ya Ömer. O andan sonra sakal biçiminde ortaya çıkmış konuda. En son sözü, sözlerin en güzelini söyleyen Allah-u Teala'ya bırakalım mı? Allah-u Teala diyor ki, Maide suresi 57. ayetinde, külli nefsin zaikatül mevt, her nefis ölümü muhakkak tadacaktır. Her zaman öyle olmayacak. Yani normalde eski fotoğraflarda ağaç olur, yeni fotoğraflarda ise o ağaç kesilmiş, üzerinden cadde geçer ya da bina yapılırdı. Bu sefer işler biraz tersine gitti. Fotoğrafta, fotoğrafın sol taraflarına yakın bir yerde Şah Sultan tarafından yapılan bir çeşme görünüyor. Bu çeşmenin hemen yanındaki pencere fotoğraf açısından görülmüyor. Neden? Çünkü fotoğrafın çekildiği, yani ne diyelim, burası 12 istikameti ise 2 istikametinde bir ağaç var ve o ağaç bugün bu pencerenin görülmesini engelliyor.
Bu fotoğrafın çekildiği tarihten bugüne 125 yıl geçmiş. 125 yılda bir ağaç bu kadar büyümez. Muhtemelen bu ağaç bir ağaçken buraya getirilip dikilmiş. Bir fidanken değil, ağaçken. 125 yıldan çok daha büyük görünüyor. Bu arada Bursa Belediyesi'ni ve Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı buradan tebrik etmek istiyorum. Neden? Bursa'da ağaçların üzerinde o ağacın adı, o ağacın yaşı ve o ağacın türü biçiminde bilgilendirme tabelaları var. Yaprak biçiminde. Ben bu ağaç eğer Bursa'da olsaydı tahmini rakamlar söylemez, net olarak ağacın yaşını söylerdim. Fakat bugün tahmin ediyorum. Neden? İstanbul Belediyesi keşke Bursa gibi ağaçların üzerine bilgilendirme tabelaları atsa, biz de onları okusak. Bursa'yı bir kere daha tebrik ediyorum. Fotoğrafta Şah Sultan ve Mihrişah Sultan türbeleri görülüyor. Öbür tarafta Zal Mahmut Paşa medreselerine doğru giden yol görülmekte. 1895 tarihinden 125 yıl sonra şu meydana baktığımızda görülmeyen bir şey var. O ne mi? O bu. Fotoğrafa dikkatli bakılırsa fotoğrafın sahil tarafında, yani şuralarda evlerin çatıları var. Muhtemelen bunlar Haliç kenarındaki sahil saraylarının yanlarına yapılan konakların süslemeleri ve birinci kat çıkmaları. En önemli şey ise buralarda bir yerde ufak bir çocuk, üçlü yaşlarda bir çocuk ekrana bakıyor. Fotoğraf makinesi denilen şeyin henüz bilinmediği dönemlerde İstanbul'da fotoğraf çeken birini seyreden bir İstanbul Eyüplü çocuk. 3 yaşında, şu kadar boyu var ve buradan fotoğrafı görüyor. Burada cumbalı ve çıkmalı evler artık yok. O çıkmalı evlerin yerine artık ağaçlar ve caddeler uzanmaktadır. Ne kalmış? Bunu siz takdir edin. 1895 yılı İstanbul'u, Eyüp'ü, Mihrişah Sultan Türbesi'ni gördünüz. Bir de 2020 yılını görün. Aradaki farkı siz karar verin. Üçüncü Mustafa'nın eşi, Üçüncü Selim'in annesi Mihrişah Sultan, Şah Valide Sultan, muhakkak tanınması, bilinmesi gereken güzel bir kadındır. Güzel bir babaannedir. Kocası padişah, oğlu padişah, torunu padişah, fakat kendisi fakir. Zira eline geçen her şeyi, medrese, Sıbyan Mektebi, çeşme, yol, su, köprü biçiminde halka harcamış. Yetim giydirmek en önemli hobileri arasındaymış. Arkamda görmüş olduğunuz çeşmeyi, sebili, Sıbyan Mektebi'ni, Sıbyan Mektebi yukarıda ve Sıbyan Mektebi'nin hemen üzerinde bulunan muhteşem kuş sarayını yapan güzel babaanne Mihrişah Valide Sultan'dır. Kuş sarayı bile başlı başına bir program konusudur. Nasıl güzel, nasıl muhteşem yapmış. Fakat 1890'lı yıllardan kalma, tam anlamıyla 1890 yılından kalma bu fotoğrafta bizi en çok etkileyen şey ise, böyle gelin dostlar, size ne göstereyim, o fotoğrafta var. Bugün ise yalnızca duvarı var. Çeşme, Şah Sultan'ın türbesi, arka tarafta medrese, iki tane sebil, sebilin yanı sıra bir tane duvar ve bugün Eyüp Sultan Belediyesi'nin, Eyüp Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'nün kullandığı pembe bir bina var. O pembe bina
fotoğrafta silik bir bina gibi görülmektedir. O bina o gün Sultan II. Mahmut tarafından yapılan ve bugün tam caddenin karşısında bulunan feshaneye kumaş yetiştiren kumaş dikim evidir. Kumaşlar Eyüp'te yetişir. Burada feshanede fes olur. Burada ise elbise olurmuş. Kime elbise? Yetime elbise. Kime elbise? Öksüze elbise. İşte o dikiş evinin, dikiş hanenin olduğu yer ki fotoğrafta bu duvar görünüyor. Duvarın arkasında bir bina görünüyor. O dikim evi, yetim dikim evi. Bugün ise Eyüp Belediyesi Zabıta Müdürü. Yok edilen, üzerinden köprüler geçirilen, üzerinden caddeler geçirilen Yavedut Mahallesi'ne hoş geldiniz. Eğer şu çeşme olmasaydı bu görüntünün 1890 tarihinde çekilen sizin görmüş olduğunuz bu fotoğrafla hiçbir alakasının olmadığını zannedecektik hep birlikte. Ama maalesef o görmüş olduğunuz güzel dokulu İstanbul sokağı tam olarak burasıdır. Burası cadde açımı esnasında yıkıldı. Koskoca külliyeler yıkıldı. Sokaklar yıkıldı. Köprüler geçirildi. Yavedut Mahallesi. Hemen önünde Abdülaziz Han'ın, Sultan Abdülaziz Han'ın annesinin yaptırdığı Pertevniyel Valide Sultan Çeşmesi. Kitabesini Hafız Osman Efendi yazmış, Ahmet el Eyyubi mermere kazımış. Muhteşem bir 19. yüzyıl eseri. Çeşmenin tam olarak şurasında, zaten fotoğrafta görülüyor, ufak bir dükkan var. Küçücük bir dükkan, esnaf duruyor. Diyelim o şurada bitti. Buradan sonra ise bir polis karakolu, Yavedut Mahallesi polis karakolu bulunmakta. İki tane polis memuru, inzibat memuru böyle caddeye bakmaktadır. Bugün çok gürültü var, duyuyorsunuz değil mi? Zaten siz de şu an duyuyorsunuz, çok fazla gürültü var. Ama o gün kuşların şakıdığı güzel bir Haliç manzaralı, güzel bir deniz kenarında kurulan güzel bir İstanbul sokağıydı. Yavedut Sokağı, Yavedut Mahallesi. Karakol şurada bir yerde bitiyor. Fotoğrafa göre. Buradan sonra artık dükkanlar ve evler devam etmektedir. Dükkanların ve evlerin devam ettiği sokak boyunca bugün maalesef kapatılmış brandaların arkasında inşaatlar bulunmaktadır. Burası Osmanlı İstanbul'unun güzel, mutena, hoş sokaklarından biridir. Sevgili dostlar, Haliç Yavedut Mahallesi'ne hoş geldiniz. Tarih mi kaç? Tarih 2020 değil. Tarih 1890. Yılında çekilen bu fotoğrafta, bu fotoğrafa göre ben şu an bir mezarlığın üzerinde mezar taşlarına ve mezarların üzerine basa basa yürüyorum. Yavedut Camii nerede? Şurada.
1890 yılında çekilen fotoğrafta burada mezar var. Fakat şimdi o mahalle nerede? O güzel Ya Vedud mahallesi nerede? Yalnızca hatıralarda. Nasıl güzel fotoğraf, nasıl insanın içini mutlu eden, insanı rahatlatan bir fotoğraf. Ya Vedud Camii resmin sol tarafında. İstanbul'un entelektüel mahallelerinden birinde bulunuyoruz. Ya Vedud Mahallesi. Anlatılanlara göre iki debbahane, iki sıbyan mektebi, iki medrese, iki karakol, iki tekke, iki türbe, türbelerden biri burada. Hikayesini birazdan konuşacağım. Güzel bir sokak. Ne varsa simetrik bir biçimde. Mahallenin başında ne varsa mahallenin sonunda o var. 1972 yılına kadar Abdülvedud Türbesi, bakın şu an türbe bu tarafta görünüyor. Bu türbe tam olarak buralardaymış. 1972 yılında bu sokak, bu mahalle kaldırıldığında burada bulunan, normalde burada bulunan mezarlıklar kaldırılmış. Türbeyle beraber buraya getirilmiş. Şimdi biz şu an mezarlıkların üzerinde mezarlara basa basa gidiyoruz. Bu mezarlar kaldırıldı ve buraya Abdülvedud Efendi Türbesi'nin etrafındaki hazirelere konuldu. Çok gürültülü bir ortam. Gerçekten insanın içindeki mutluluğu sömüren, emen bir ortam. 2020 yılında Abdülvedud Mahallesi'nin hali tam olarak buyken ben çok fazla bu görüntüyü göstermeyeyim. Sizi 1890 yılının Abdülvedud Efendi Mahallesi'ne göstereyim. Efendim, fotoğraf 1890'da. Bakın neler anlatıyor. ...1890'lı yıllarda bir saniye lütfen çocukları çekeyim ve aralarından geçeyim. Burada çocuklar bulunuyor. 1890'lı yıllarda Yahane mevkisi Savaklar Mahallesi'ne hoş geldiniz. Güzel cumbalı Osmanlı evleri burada bulunmaktadır. Tokmak Dede Mezarlığı diye bir mezarlık vardı, kaldırıldı. Peki kemikleri nerede? Allahu Alem. Tokmak Dede Mezarlığı nerede? Şu an ben üzerine basıyorum. Fotoğrafın sağ tarafında, televizyonun sağ tarafında Tokmak Dede Mezarlığı şöyle bir yerlerde görünüyor. Artık yok. Fotoğrafın sol tarafına baktığımızda ise Bizans surlarına, 1600 yıllık Roma İmparatoru Theodosius zamanından kalma kara surlarına yanaşmış cumbalı evleri, güzel sokakları, sokaklarda top oynayan, bugünkü anlamda söylüyorum, sokaklarda zaman geçiren çocukları ve hatta şurada az evvel aralarından çıktım, huzurunuza geldim. Binanın, evin, oturdukları hanenin kapısında bekleyen ve ekrana, fotoğraf ekranına bakan çocuklar görülmektedir. Ardından o evler yıkıldı. Tokmak Dede Mezarlığı yıkıldı. Buralar tamamen kaderine terk edildi. 1950'li yıllardan bahsediyorum. 1960'lı yıllarda Bizans surlarının piyasaya çıkartılması çalışmaları yapıldı. 1970'lerde Savaklar Mahallesi tamamen ortadan kaldırıldı ve bizim bugün gördüğümüz bu bomboş arazi ortaya çıktı. Peki Tokmak Dede Mezarlığı yok. Gördüğünüz üzere bomboş çimenlikler. Tokmak Dede'den bugün ne kaldı bize diye soracak olursanız, Tokmak Dede Çeşmesi kaldı. O da harabe halinde. Caddelerin, sokakların
şehrin trafiğinin tam ortasında harabe bir biçimde 300 yıllık Tokmak Dede Çeşmesi, olmayan Tokmak Dede Mezarlığı, Savaklar Mahallesi, takvimler 1890'ları gösterdiğinde bugün izbe bir yer gibi çimenlik arazi olan burası bildiğiniz mutena, güzel bir Osmanlı sokağıymış. ...1850'li yıllara bakacak olursak, yani günümüzden 170 sene önce burası bir mahalle. Savaklar Mahallesi, Eyüp'e, Halic'e giden bir mahalle. Zaten bize ilham olan fotoğrafta burası bildiğiniz konutlar, güzel ahşap villaya yakın evler ve sur dibine yapılmış barakalardan ibaret bir mahalledir. Burası, şu an benim üzerine bastığım yer bir mezarlık. Mezarlığın adı yok, semt mezarlığı. Şu an arabanın geçtiği yer Tokmak Dede Mezarlığı'nın bulunduğu yer. Yan tarafta bakın şurada surların arasında bir boşluk var. Orada 3 katlı bir bina, bir ahşap bina bulunmaktadır. Aşağıya doğru indiğinizde mezarlığın içinde Tokmak Dede Çeşmesi, etrafında mezarlıklar ve Savaklar Mahallesi bulunmaktadır. ...2020 yılından baktığımızda böyle. 1850'lerden baktığımızda şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bir manzara var. Peki ne zaman o halden bu hale geçti diye soracak olursanız cevap çok basit. Önce Adnan Menderes zamanında burası asfaltlandı, parke taş döşendi. Ardından 1970 yılında bu büyük yollar, köprüler, geçitler yapıldı ve koskoca Savaklar Mahallesi terk edildi. Binalar yıkıldı, yalnızca surlar kaldı. Sevgili dostlar merhaba, sevgili tarihte yürüyen adamlar merhaba. Bugün 4 yıldır karşınızda her hafta İstanbul'u ve Türkiye'nin güzelliklerini anlatmak için hazır bulunan bu program, kamera önünde ben, kamera arkasında bir sürü dostumla birlikte hiç istemediğimiz bir konsepte, hiç istemediğimiz bir konuda bu hafta karşınızdayız. Keşke böyle bir konuyu, keşke böyle bir programda böyle bir konuyu konuşmasak. Ama bugün üzülerek ifade ediyorum ve kaderde bu da varmış. Programın yönetmeni Mehmet abinin koluna girerek dedim ki Mehmet abi kaderde bunu da mı anlatmak varmış dedim çekim öncesi. Bunu da anlatmak varmış. Dostlar bugün dünya üzerinde salgın hastalıkların tarihi üzerinde yürüyerek hangi coğrafyada, hangi yüzyılda, hangi şartlarda, hangi salgın hastalıklar olmuş, ne kadar sürmüş, ne kadar insan öldürmüş ve biz şu an neyi konuşuyoruz ve biz şu an pandemide neredeyiz bunları konuşacağız. Tarihte yürüyen adam istemeden de olsa bu hafta salgınlar ve salgın tarihi üzerinde sizlerle birlikte yürüyecek. Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve 2 ay sonra resmen ışık hızı ile 2 ay sonra bütün dünyaya yayılan ve 2020'nin başlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi diye yayınladığı ve ilan ettiği bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ben dahil sanırım pek çoğumuz pandemi kavramının ne demek olduğunu bilmiyorduk. Yaşamış olduğumuz süreç bize
yaşamış olduğumuz bu menfi ve üzücü hadiseler bize keşke öğrenmeseydik dediğimiz pek çok şeyi öğretiyor ve sanırım ve Allah muhafaza başka şeyleri de öğretecek gibi. Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve 2 ay içerisinde bütün dünyaya yayılan koronavirüs ya da Covid-19 virüsü pek çok hanenin istemeden de olsa tam ortasına çökmüş durumda. Bu haliyle bize yaklaşık 100 yıl evvel 1918 yılında çıkan ve takriben 50 milyon insanın ölümüne sebebiyet veren İspanyol gribini hatırlatıyor. İspanyol gribinin yanında koronavirüs ya da Covid-19 yani şimdilik en azından şimdilik ve inşallah şimdilik İspanyol gribinin %1 bile etkisini göstermemiş bulunmaktadır. 1918 tarihinde İspanyol virüsü adı verilen bir virüs tüm dünyayı sarmış. Yaklaşık 15-20 yıl sürmüş ve 50 milyon insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de maalesef bu hastalığa yakalanmış ve kurtulmuştur. Bizler tarihi anlatırken tarih içerisinde bir detaymış gibi görülen fakat yaşandığı dönemde tüm insanı ve tüm dünyayı etkileyen salgın hastalıkları yok farz ediyoruz. Yakın tarihimizi, Cumhuriyet tarihimizi anlatırken Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarih itibariyle en önemli karakterlerinden ve kahramanlarından biri olan Atatürk'ün hayatını anlatırken bir dönemde İspanyol gribinden muzdarip olduğunu ve İspanyol gribi tedavisi gördüğünü pek anlatmayız. Zira bizim dünya, yaşadığımız dünya ve sosyoloji itibariyle hiç ölmeyecekmiş gibi davranıyor, hastalıkların hiç olmadığı bir dünya hayali kuruyor ve öyle yaşıyoruz. İsmet İnönü'sünden Kazım Karabekir'ine, Atatürk'ünden Fevzi Çakmak'a hayatları boyunca pek çok salgın hastalıklarla uğraşmışlardır. Mesela biz Orhan Gazi devrini, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları 1299'u 1302'yi Osman Gazi'nin ardından oğlu Orhan Gazi'yi anlatırken kahramanlıklarını, karakterlerini, devletin sınırlarının ne kadar büyüdüğünü anlatıyoruz. Fakat hayat kadar gerçek, hayat kadar hakiki ve dokunulabilir bir gerçeği atlıyoruz. Mesela Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi bir veba salgınında o salgına düçar oldu ve vebadan öldü. Orhan Gazi'yi anlatırken Orhan Gazi'nin tıpkı bugünlerde olduğu gibi bir salgın hastalığın Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Marmara bölgesinde insanlığa yayıldığını, yüz binlerce insanı öldürdüğünü, Osmanlı başkentini sardığını, Bursa'yı ve Edirne'yi etkisi altına aldığını ve Orhan Gazi'yi veba salgınında kaybettiğimizi, öldüğünü hiç anlatmıyoruz. Çünkü bizim salgın hastalıklar, çünkü bizim ölüm, yaşamış olduğumuz dünya itibariyle gündemimizde yok. Bizim için Orhan Gazi salgın hastalıktan ölen bir insan değil. Bizim için Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda babasından aldığı bilmem kaç 10.000 kilometrelik araziyi 10 kat büyüterek Balkan topraklarına doğru çıkartan yüce bir insandır. Gerçekten de öyledir. Gerçekten de yüce bir insandır. Fakat vefatı maalesef içinde bulunmuş olduğumuz bu pandemi, Covid-19, koronavirüs gibi sıkıntılar bize Orhan Gazi ve tarihe bir kere daha bakmamızı öngörüyor. Dostlar, demem o ki, eğer bugünlerde bunu yaşamıyor olsaydık, tarihte yürüyen adamda, 4 yıldır karşınızda bulunan bu kardeşiniz bu cümleyi kurmamış olacaktı. Orhan Gazi, tıpkı bugünlerde yaşandığı gibi bir salgın hastalıktan ama bu sefer adı Covid-19 değil, veba
salgınından vefat etmiştir. Tarihte görülen ilk salgın, dünya çapında olmasa da belli bir bölgeyi kaplayan ilk salgın, milattan önce 430 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da baş göstermiştir. Atina salgını olarak bilinen bu veba salgınında Yunanistan nüfusunun yaklaşık %30'u 3-5 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde yok olmuştur. İkinci büyük salgın ise milattan sonra 161 tarihinde, yani ilkinden yaklaşık 400 küsur sene sonra yine Roma topraklarında, Yunan topraklarında 161 tarihinde Marcus Aurelius Antonius isimli bir Romalı imparatorun zamanında ortaya çıkmış, 20 yıl sürmüş, 20 yıl. Bizim yetkililer diyor ki 3-4 haftada inşallah kontrol altına alıp 3 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde bu işi bitiririz Allah'ın izniyle diyorlar. Sevgili dostlar, çok şükür ve inşallah dedikleri gibidir. Marcus Aurelius Antonius zamanında 161 tarihinde başlayan Roma kaynaklı veba tam 20 yıl sürdü. 20 yılda 15 ile 20 milyon arasında insan öldürdü. 20 milyon insan. O gün itibariyle dünya nüfusu ne kadar ki 20 milyonu bir hastalıkta vefat etsin. Fakat bunlar pandemi değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesine göre pandemi belli bir coğrafyada çıkan bir hastalık değil. Dünyanın tamamına, dünyanın tüm kıtalarında, tüm topraklarına etkisi olan demekmiş. Bunu da yeni öğrendik. Öğrenmez olaydık. Bu hadise bize bunu da öğretti. Pandemi denilen kavramı dünyamıza soktu. Dünyanın gördüğü ilk pandemi bizim Roma İmparatorluğu'nun şaşasından, haşmetinden, Ayasofya Camii'nin tarihinden bahsederken Roma İmparatorluğu'nun Kanuni Sultan Süleyman'ıdır dediğimiz 527-565 yılları arasında hüküm sürmüştür, büyük adamdır dediğimiz Justinianus zamanında yaşanmıştır. 541 tarihinde başlayan Doğu Akdeniz Havzası'nda, Roma topraklarında başlayan ve gemiler yoluyla bütün dünyaya yayılan dünyanın ilk büyük pandemisi, sıkı durun, tam 210 yıl sürmüştür. Tam 210 yıl, 541-751 yılları arasında dünyanın Avrupa kısmı ve Roma bölgesi inim inim vebadan inlemiş, yaklaşık 50 milyon civarı Avrupalıyı yok etmiştir. Allah Resulü'nün 571 tarihinde doğup 632 tarihinde vefat ettiğini hatırlayacak olursak, Allah Resulü'nün hayatının tamamı, ardından gelen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Hülafa-i Raşidin 4 halife döneminin tamamı, dünyanın inim inim kıvrandığı bu 210 yıllık veba pandemisi içerisinde olmuştur. Bakın bize içinde yaşamış olduğumuz süreç tarihi nasıl okumamızı öğretiyor. Bizler bunları bilmiyorduk. 210 yıl süren bir pandeminin dünyayı kavradığını ve yaklaşık 50 milyon insan öldürdüğünü bilmiyorduk. Bu süreç bize bunu öğretti. Bir kere daha söyleyeyim mi? Keşke biz bu hastalığı yaşamamış olsaydık. Keşke pandemiyi bilmeseydik. Keşke dünyanın ilk
pandemik veba salgın hastalığını ben size bu programda anlatmamış olsaydım. Tarihin gördüğü ikinci büyük veba salgını ise 1340'lı yıllarda Orhan Gazi'nin de vefat etmesi sürecinde bitmeye doğru giden ikinci büyük veba salgınıdır. Bu sefer çok fena vurdu. Bu sefer bütün dünyayı ve insanlığı yaklaşık 500 yıl boyunca 1800-1900'lü yılların başlarına kadar sarstı. Orhan Gazi bu ikinci büyük veba salgınında vefat etti. Takvimler 1361 tarihini gösterdiğinde Osmanlı otağına kara bir ölüm çöktü. Bu ölümün adı bütün dünyada dünyanın ikinci büyük pandemisi olarak kaydedilecek olan kara vebadır. Kara ölümün adı kara vebadır ve Orhan Gazi'yi aramızdan söktü aldı. Bu veba İlk etkisini 25 yılda gösterdi. Fakat parça parça tedricen dünyanın değişik yerlerinde çıkıp her tarafa salgın biçiminde, pandemiler biçiminde bela olacak olan hastalıktır. Ve bu hastalık sürecinin adı dünya tıp literatürüne kara veba olarak girmiştir. Sevgili dostlar, yaklaşık 100 milyon insan vefat etmiştir. Dünya nüfusunun yarısına yakını yok olmuştur. Nasıl büyük bir hastalık, nasıl büyük bir veba. İşte bu yüzden adı kara vebadır. 1900'lü yılların başına kadar olan süreçte parça parça göreceğimiz olan bu veba 20-30 yıl gibi kısa bir sürede 100 milyon insanı dünyadan almış, dünya nüfusunun yarısından yakınını yok etmiş, Avrupa denilen coğrafyanın içini boşaltmış, in cin top oynuyor denilen hatıralarda seyyahlar diyor ki, Avrupa coğrafyasını gezen seyyahlar diyor ki, in cin top oynuyor, Avrupa bomboş. Avrupa neden boş? Avrupa boş değil. Avrupa'yı kara veba maalesef 100 milyon cana kıyarak boşaltmıştır. Başka bir veba salgını ise Ulu Hakan Abdülhamit Han dönemine denk gelmiştir. Takvimler 1894 tarihini gösterdiğinde Çin, Hong Kong bölgesinden gemilerle limandan limana taşınan ve bütün dünyayı çok kısa bir süre içerisinde Hong Kong menşeili bir hastalık sarmıştır. Bu sefer hastalığın adı ikidir. Veba ve kolera. Çin bütün dünyaya 1894 tarihinde veba ve kolera mikrobunu, virüsünü yaymıştır. Çin bu konuda sabıkalı gibi. Çin yediğine içtiğine dikkat etmeyen dört ayaklı, hatta biri şey diyor, Çin'e giden bir dostum şey demişti. Çin'de masa hariç ayağı bulunan her şey yenir demişti. Bir tek masalar yenmiyor. Onun dışında ayağı ne, kimin ne ayağı varsa yeniyor demişti. Her şeyi yiyorlar ve hastalık üretiyorlar. Olmayan hastalıkları var ediyorlar. Hayvanlarla insanlar arasında besin zincirinde olmayan ilişkilere giriyorlar ve bu ilişkiler ve bu besin zinciri trafiğinde olmayan, olmaması gereken virüsler insanlığa taşınıyor. Keşke bu programda bunlardan bahsetmiyor olsaydık da bu Tepeli'den, Erumar'dan, Baki'den, Soner'den,
Bunları buraya niye yazıyorsunuz? Bakın bu 250 yıllık bir çeşme. Bu çeşmede bu yazıların ne gereği var deseydik, inşallah o günleri göreceğiz. İnşallah bütün dünya gibi, bütün ülke gibi tarihte yürüyen adam programı ve ekibi de normal, doğal, olağan sürecine çeşmeleriyle, medreseleriyle, hanlarıyla, hamamıyla, okullarıyla, bedestenleriyle bir tarih programı olarak karşınıza çıkacağımız günleri hasretle bekliyoruz. İşte Moğollar diye bir büyük bir tehlike var. Moğollar adımını attığı, ayağını bastığı her yeri yakmış, yıkmıştır. Öylesine söylenmiş bir laf değildir bu yakmış, yıkmış. Gerçekten yakmışlar, yıkmışlar. Hem yakarak, yıkarak gitmişler, hem de hastalıkları yayarak gitmişler. İlk büyük pandemiler Moğolların Çin'den Avrupa'ya, Anadolu üzerinden geçiş yaparak hastalıkları Çin coğrafyasından dünya coğrafyasına yayarken biz Moğolları görüyoruz. Hem yakıyorlar, yıkıyorlar, hem var olan bütün mikropları doğudan batıya doğru, ama üzgünüm, Anadolu toprakları üzerinden geçiriyorlar. Bu noktada Moğollar çok ciddi bir taşıyıcı olmuşlar. ...1894 tarihinde yine Çin, Hong Kong, yine bir veba ve kolera, gemilerde bütün dünyayı dolaşan ticaret adamları ve çok kısa bir zamanda Hong Kong'da 100 bin insan. Hong Kong gibi bir şehirde 1894 tarihinde 100 bin insan bir anda vefat etmiş. Dünyaya yayılmış biçimiyle 10 yılda ancak sonu gelen, biten veba hastalığının sonunda maalesef dünya üzerinde 10 milyon insan, 1894 tarihli bu Hong Kong vebasında ölmüştür. 18-20 yıl süren, 100 bini Hong Kong'da olmak üzere yaklaşık 10 milyon insanı öldüren 1894 veba ve kolera salgını maalesef tarihe ve maalesef tıp dünyasına kara bir leke olarak girmiştir. Bu son mu? Hayır, bu son değil. Daha neler var neler. Sevgili dostlar, az sonra. ...1665-1666 tarihleri dendiğinde benim aklıma ve Türkiye'de tarihle alakadar olan herkesin aklına Kanuni Sultan Süleyman Han'ın canlı gidip vefat biçiminde ölü bedeninin geldiği son seferi olan Macaristan-Zigetvar Savaşı gelmektedir. Ama maalesef konu salgınlar tarihi olunca Kanuni Sultan Süleyman Han değil, İngiltere Londra'da çıkan ve tarihe Büyük Londra vebası olarak kaydedilecek olan ve çok kısa bir sürede 5 yıl gibi bir zaman diliminde 100 bin insanı öldürecek olan Büyük Londra vebası bulunmaktadır. Bu pandemi değildir. Zira İngiltere bir adadır. Dışarıya çıkmamış, Londra'da başlamış, 5 yıl sürmüş, 5 yıl sonra Londra'da 100 bin kişiyi öldürmüş ve bitmiştir. Pandemi olarak gördüğümüz şey ise 17. yüzyılın sonlarında 18. yüzyılın tamamını kaplayan bir Asya veba salgını vardır ki işte o da en az kara veba kadar tehlikelidir. 1783 tarihinde Kuzey Hindistan'da çıkan bir veba salgınında bir yıl sonra 1784 tarihinde Kalküta bölgesinde 20 bin Hindu hacıyı bir anda öldürmüştür. Tam bir yıl sonra 20 bin insanı bir anda hacı olarak Kalküta'ya geçen insanları öldürmüştür. 1817 tarihinde Java'da 100 bin insan ölmüş. 1820 tarihinde
Rusya'ya sıçramış, 15 bin insan öldürmüş. Bakın nasıl büyük rakamlar. Biz şu an evlere kapandığımız, acaba ne olacak dediğimiz bu günlerde dünyanın tamamında 10 bine yakın insan, 10 bin değil, 10 bine yakın insan vefat etmişken geçmiş salgınlarda bir defasında bir bölgede 100 bin, bir defasında bir bölgede 30 bin, 15 bin, 50 bin insanı bir anda ortadan kaldırıyor.